Hazreti İbrahim Aleyhisselam görebildiğim kadarıyla, tabi abartmaktan Allah'a sığınırız ama Tevrat'ın kahramanı Hazreti İbrahim'dir. Yani Tevrat'ta peygamberler anlatılır, kahraman Hazreti İbrahim'dir. İncil'de peygamberler anlatılır, Hazreti İbrahim'dir kahraman. Yani belki hemen birilerinin aklına, ya hocam işte Tevrat'ta Hazreti Musa yok, İncil'de Hazreti... Yok, öyle değil. Ve hatta size şunu söyleyeyim, erbabı olan iyi baksın, Kur'an-ı Kerim'in de bir numaralı kahramanı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Şu anlamda insanlar düşünmelidir. Bu peygamber bir devlet kurmamış. Bu peygamberin ordusu yok. Bu peygamber Hazreti Süleyman gibi değil, Hazreti Davud gibi değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi de değil. Yani böyle yüz binlerce ashabının olduğu, devletinin olduğu, Medine'sinin olduğu, fetihlerinin olduğu bir peygamber de değil ama buna rağmen Allah-u Teala ilginçtir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hakkındaki kelimeleri, Kur'an'daki kelimeleri başka peygamberler hakkında yok. Mesela hepimizin bildiği ve bugün Urfa'da belki binlerce, on binlerce insanın, çocuğun ismi olduğu Halil olayı, yani vettehazallahu İbrahim'e halila, Allah İbrahim'i halil edindi. Bu olay böyle basitçe geçiştirilmemeli. Yani hemen dost diye tercüme edilmemeli. Çok daha önemlidir. Yani bu kadar peygamber var. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i kendisine halil edinmiş. Yani kısacası bütün bu faziletlerde mesele varıyor. Allah-u Teala'yı en iyi bilen diyelim. Allah-u Teala'yı en iyi tanıyan, bilen ve onu o şekilde vasfeden bir peygamber. Yani Allah-u Teala bundan dolayı ve daha belki tabii bizim bilemediğimiz başka şeylerinden dolayı da, faziletlerinden dolayı da Hazreti İbrahim'i bütün kitaplarda öne çıkarıyor. Yani tabir caizse ben özetini çıkarayım size, diyeyim ki Allah-u Teala bütün insanlığa diyor ki, hem Tevrat'ta, hem İncil'de, hem de Kur'an'da, bana dua edecekseniz İbrahim gibi dua edin. Bu çok önemli bir olaydır. Yani şu anda insanlığın dilinde, Müslümanların dilinde, yani ezberlediği duaların yani büyük bir kısmı Hazreti İbrahim'dendir. Biz onun gibi dua ediyoruz. Yani eğer dua edilecekse Allah-u Teala'ya, yani o şekilde dua edilecek. Bir de bugün inşallah seminerde biraz buna değineceğim. Hazreti İbrahim öyle bir şey, çizgi çizmiş ki, yani kendisin ve öncesi ve sonrası. Yani Allah'ım, ben ve benden sonra gelecekler ve bir de benden önce geçmişler. Yani bir toplumun ihya olması için, yani bu üç nesil bir arada bulunması lazım. Yani hiç unutmuyorum, muhterem bir zat, yani herkesin fazla bilmediği, bizim muhterem olarak bildiğimiz, yani bir muhterem vardı, Medine'de vefat etti, Hüseyin amca derdik. Kayseri'de bir mezarlıkta, Seydi Burhanettin mezarlığında, geç heyecanlı günlerimizde sorduk, ya Hüseyin amca, yani bir milletin, bir toplumun güzelce Müslüman olduğunu ölçüsü nedir, nereden anlarız? Dedi ki, bak yavrum, bir evde baba Müslümansa, dede Müslümansa, çocuk Müslümansa, Allah'ın izniyle o aile ve o toplumdan korkmayın. Bunun yani iyidir yani. Asıl ölçü budur. Üç kişi, üç nesil, üç nesilli garantileyeceğiz biz. Onun için İbrahim Aleyhisselam, dikkat edin, Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Yani ey Allah'ım, beni, bizi namazı ayakta tutan, namazı sadece kılan değil, namazı ikame eden, ayakta tutan ve kişilerden ve zürriyetimizi de onlardan eyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tabir caizse yani evlatları üzerinde, hiç kimse bu kadar titrememiştir. Evlatları üzerinde, torunları üzerinde bu kadar titrememiştir. Ve sonra kendisinin gücünün yetmediği, kendisinden önce vefat eden kişiler içinde, babaları, anneleri içinde ayrıca, yani Rabbena gfirli veli valideyye velil müminine yemeye gomursam. Bu yani bir
ümmeti örmek, oluşturmak, bir ümmetin temel taşlarını yani bu şekilde yerleştirmek. Kendin sağlam olacaksın, evlatların için çırpınacaksın ve geçmişin için dua edeceksin. Bu nedir? Bir toplum böyle olmalıdır. O amcamızın söylediği şeye devam edeyim. Eğer evdeki ihtiyarın eli yüzü nurlu, sakallı fakat oğlu biraz şatavatsızsa, torun da efendim tamamen zıvanadan çıkmışsa bu iş kötüye gidiyor demektir. Ama bazen bunun zıttı da oluyor diyor. Elhamdülillah bazı gençler vardır ki gerçekten Allah-u Teala Rabbimiz hidayet nasip eylemiştir. Babası annesi öyle olmadığı halde kendisi yani yeni bir başlangıç yapmıştır. Yani demek istediğim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'in birçok yönünde bu özelliğini görürsünüz. Yani sadece bu duasında değil. Mesela İbrahim suresinde Rabbimiz onu anlatırken bize Bismillahirrahmanirrahim ve iz gale İbrahim Rabbi ceal hazel belede aminen ey benim İbrahim dedi ki ey benim Rabbim şu beldeyi yani Hacer'i getirdiğim, İsmail'i getirdiğim, yerleştirdiğim şu belde var ya burayı önce emin bir belde kıl. Sonra ve cünübini ve beniyye en na'budel asnam ya Rabbi beni ve yavrularımı, evlatlarımı ne yap? Yani putlara kul olmaktan muhafaza buyur. Yani şunu demek istiyorum. İbrahim Aleyhisselam'dan bugün bizim alacağımız en önemli şeylerden birisi yani budur. Yani nesil, nesili garantiye almak. Yani bugün insanlar evlatları için çırpınıyorlar. Hatta bazı otomobilleri görüyorsunuz. Hepsinin arkasında işte anamın duası falan. Acaba anası diyorum ne diye dua ediyor? Ben çok merak ediyorum. Bazen soruyorum. Ya senin annenden sen dua alan bir adamsın değil mi? Evet. Ne diye dua ediyor annen sana? Ya Rabbi oğlumun işini gücünü rast getir. Kazancını bol eyle. Tuttuğunu altın eyle. Kazadan beladan da koru falan. Ama bu bir peygamber duası değil dikkat edin. Bu bir İbrahim duası değil. Yani İbrahim Allah-u Teala'yı evlatları için, evlatlarımın tuttuğunu altın eyle, kazancını bol eyle falan de evlatlarımı putlara kul olmaktan muhafaza eyle Allah'ım beni ve evlatlarımı. Ve ilginçtir, yine Bakara suresinde Allah-u Teala bu sahneyi bir de işin içine Hazreti Yakub'u katarak da anlatıyor. Yani ve vassabiha İbrahim'i benihi yani evlatlarına vasiyet etti diyor. Ma ta'budune min badi. Yani benden sonra ben ölüyorum bak. Başına toplamış evlatlarını. Yakup da, Hazreti İbrahim de. Ben ölüyorum. Yani benden sonra ne yapacaksınız? Nereye? Kime tapacaksınız? Onlar da galu na'budu ilaheke ve ilahe abake İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ilahen vahide. Yani hatta iyi dikkat edin. Başına topladığı kişiler aslında peygamber ha. İleride peygamber olacaklar. Yani Yakup da, İshak da, Yusuf da ama buna rağmen kaygı bu, endişe bu, dert bu. Onun için yani bugün insanımızın evlatları üzerindeki çırpınışına bakıyoruz. Yani bilemiyorum da Allah-u Teala'yı biraz gazaba getirecek şekilde, hiç Allah-u Teala'nın razı olmadığı şekilde evlatlarımız üzerinde titriyoruz. Hem titriyoruz hem de yani onları... Yani bilemiyorum. Yani sen düşünebiliyor musunuz? Mesela şu anda Allah-u Teala diyelim ki nasip etti. Cennete gittik. İnşallah gideriz. Ama cennete vardığımızda bakıyoruz. Tamam kurtulduk o büyük azaptan. Hesabı verdik. O büyük azaptan kurtulduk ve cennetliklerin arasındayız. Düşünebiliyor musunuz? Bizim çocuklar nerede acaba diye herhalde aklınıza gelecek öyle değil mi? Yani benim oğlan nerede, benim kız nerede diye, benim torun nerede diye aklınıza gelecek ve orada görmediğinizi düşünün. Yani cennetliklerin içerisinde oğlunuzu, kızınızı, gelininizi, torununuzu göremediğinizi düşünün. Yani bu dehşet bir olay. Dehşet bir olay. Cennetliklerin içinde yok. İkinci şık nedir? Başka yerde Allah korusun. Ha işte peygamber kaygısı İbrahim Aleyhisselam'ın yani bize bıraktığı en önemli miraslardan yani biri bu. Bunu yakalayabilmeliyiz. Ama yok eğer her zaman yok ateş yakmadıydı, bıçak kesmediydi falan. Ya bunlar da doğru. Onlar da Allah-u Teala'nın başka başka imtihanlarıdır ama yani onlar bizi aşar. Yani diyelim ki biz herhalde artık
O şekilde imtihan edilmeyeceğiz. Başka şekilde imtihan edilecek. Onun için yani ben İbrahimi bir diriliş olması ve bunun bir de somut olarak ben Urfa'dan çok şey bekliyorum. Çünkü İslam ayağa yere basan bir dindir. İslam peygamberlerin filozoflardan ayrıldığı en önemli yer peygamberlerin bir yeri vardır. Ayağının bastığı şehri vardır, mescidi vardır ama filozoflarınki nedir? Teoride kalır. Peygamberler öyle değildir. Onun için ben Urfa'nın bu potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Yani açık konuşalım. Yani bu böyle bir basit bir abartı veya böyle bir kerametimsi bir şeyde İbrahim Aleyhisselam'ın kokusu var bu. Yani burada İbrahim Aleyhisselam'ın kokusu var. Yani bugün muhterem bir hocamız öyle söyledi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı Urfa'dan çıkarın, geriye hiçbir şey kalmaz. Ben bunu duyunca gerçekten çok çok sevindim. Yani iki anlamda sevindim. Birincisi yani bir şeyin somut bir ayağının bastığı yerin tespit edilmiş olması, yani bu bizim için önemli bir olaydı. Çünkü biliyorsunuz öyle soytarılar, özür dilerim, öyle zındıklar var ki yani İbrahim, hatta Hazreti İsa bile yaşamamıştır diyen Avrupalılar var. Ha, İsa öyle insanların uydurduğu bir şeydir, böyle bir insan gelmemiştir diyenler olduğu gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a da öyle, Hazreti Musa'ya da öyle söyleyenler var. Yani işte ya ortada Mısır tarihi var, işte bütün firavunların teker teker şeceresi var, efendim tahta çıkış tarihleri var, piramitler, şunlar bunlar ama Musa yok tarihte diyen olduğu gibi Hazreti İsa hakkında da sadece yalnız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı şey yapamıyorlar, örtbas edemiyorlar, böyle bir adam yok da siz uydurdunuz diyemiyor. Hatta konudan konuya geçiyoruz da Ernest Renan diye bir Hristiyan büyük bir din adamı var. Son yüzyıllarda yaşamış. Onun Hazreti İsa'nın Hayatı diye bir kitabı var. Orada Hazreti İsa'yı anlattıktan sonra diyor ki Hazreti Muhammed diyor, Hazreti demiyor, Muhammed diyor tarihin gözünün önünde yaşamıştır diyor. Yani aldığı bütün nefesler, yaşadığılar, yaşadıkları saniye saniye, santim santim kaydedilmiştir diyor. Onun için İbrahim böyle değildir, şu bu falan ama elhamdülillah biz bugün bunu da buluyoruz. Yani İbrahim Aleyhisselam'a zaten iman ediyoruz da elhamdülillah bugün somut olarak yaşadığı yerlerin bilinmesi yani çok çok daha önemli bir olaydır. Ve hele hele bunun korunmasına da o oralara yapılan bu çirkin saldırılar veya kadir kıymet bilmeden böyle maalesef bu hazinelerin üzerinin basit iğrenç şeylerle örtülmesi, gece kondular, şunlar bunlar, bunlara karşı çıkan yani kardeşleri de duydukça mücadelesini duydum. Yani neler şey yaptıklarını hem üniversitedeki hocalarımızın hem sizlerin. Yani bu da bizim için ayrı bir yani sevinç kaynağıdır. İnşallah bu sesler yetkililere şey yapılacak, ulaştırılacak. Yani şu sizin bu çırpınışınız, yani Hazreti İbrahim'in Harran'daki hatırası üzerindeki bu titizliğiniz herhalde bazı beyefendiler artık bunun farkına varacaklar. Yani en ufak bir şeyden, yani tarihi bir bulgudan, arkeolojik bir şeyden bilmem neler çıkaran yani insanlar ortada koskoca böyle bir mirasın olduğu. Ki hem de çifte miras. Yani önce nedir? Önce Hazreti İbrahim adına bir şey bulunuyor ve daha sonra da bunu İslam ordularının yani belirli bir dönemde bu bölgenin Müslüman oluşuyla birlikte tekrar bir daha gün yüzüne çıkışı, oralara mescitlerin yapılmış olması, bu da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı ve bizim için Allah'ın izniyle İslami dirilişin veya şahlanışın, İslami bir yani hamlenin ikinci bir sıçrama diyelim. Yani yeni bir sıçrama için bunlar bizim yani sıçrama noktalarımız olacağını, yani bize bunlar bir enerji vereceği kanaatindeyiz, inancındayız. Allah-u Teala inşallah emeklerinizi bu konuda koşturan kardeşlerimizin emeklerini inşallah zayi etmeyecektir. Hocam eklemek istediğim şey, buradaki kardeşlerden duyduğum bazılarından artık şu söylediklerimizin somut olarak Urfa'nın caddelerinde, meydanlarında görmek istiyorum. Neyi görmek istiyorum? Madem ki diyoruz ki Allah-u Teala bütün peygamberlerine, bütün insanlara, ey insanlar, bana dua edecekseniz İbrahim gibi dua edin diyor. O halde
ben Kur'an'dan bu duaların çok güzel bir şekilde seçilerek kısa kısa bu Urfa'nın meydanlarına, alanlarına, geçit köprülerinin üzerine, yani buralara ben yapıştırıp gösterilmesini istiyorum. Yani Urfa'ya gelen Hazreti İbrahim'i görsün yani. Burada İbrahim yaşamış diye, yani sadece Balıklı Göl falan değil, İbrahim Aleyhisselam'ın o yani müthiş dualarını bu Urfa'nın meydanlarında, surlarında, gediklerinde, geçitlerinde, her yerlerde biz görmek istiyoruz. Ki bilelim ki burası yani nedir? Hazreti İbrahim'in şehridir. Bu nimet böyle bulunacak bir nimet değildir muhterem kardeşler. Yani siz bunu bir batıya verin de bir görün bakalım. Batı neler yapar burada, neler çıkarır? Kaç takım elbise çıkarır, eline bir şey verin. Hatta gelip buradan almak istiyorlar. Ama tabii İbrahim olarak değil, Abraham olarak biliyorsunuz buralara da el koymak isteyenler var. O da ayrı bir olay. Allah razı olsun.